Ege'nin Dünya Açılan Penceresi TV'den ekranlarına, Güne Bakış programına hoş geldiniz. Şu an canlı telefon bağlantısıyla bir konuğumuz var. Gazeteci, yazar Hamit Puhaloğlu bizimle birlikte. Hamit Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Hamit abi, biz sizinle yıllık olağan görüşmemizi yapıyoruz şu an. Biz sizinle yılda bir defa da olsa yayın yapmadığımız sürece kendimizde bir eksiklik hissediyoruz. Hamit Puhaloğlu'nu kısaca tanıyarak başlayalım isterseniz. Belki sizi ilk defa bu ekranlarda dinleyecek olan izleyicilerimiz vardır. Hamit Puhaloğlu kimdir? Evet. Evet. Bu arada Artvin'in adını da sordum nedir diye. Artvin'in adı Livane. Of'un Türkçe adı kıvrım kıvrım yılanlı yol demek. Rize'nin diğer adı dağın altı demek. Bir de Develi ilçesinden geldimdi ben buraya. Develi ilçesi var Kayseri'nin. Bu ilçenin adı da Seyrani. Bu televizyon konuşmamda herhalde sorularınız olacak. 2024 Mart ayı seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkan adaylığımı açıkladım. Şu anda sizin televizyonunuzda sorularınızı da bekliyorum. Onu da konuşacağız. Hamit abi, ben seni modern Evliya Çelebi olarak görüyorum. Türkiye'yi evet. Karış karış geziyorsun. Az önce senin de anlattığın gibi 33 tane ilçe kalmış gitmediğin. Evet. Onları da herhalde belediye başkanı olana kadar tamamlarsın diye düşünüyorum. Bunlarda yol yok bazılarında. Evet. Ulaşamıyorum. Araba yok. Bulamıyorum. Özel arabam yok. Evet. Bazılarında da otel yok. Kalamıyorum. Anladım. Sebep bu yani. Evet. Anadolu'da şu an Karadeniz'desin. Artvin'de, Hopa'da halkın içinde vatandaşın gündemi ne Hamit abi? Vatandaş ne konuşuyor? Şimdi vatandaş burası çok ilginç bir yer. Evet. Bugün burada 5. günüm. Kaldığım otel güzel bir otel. İyi insanlar. Hopa Gülcihan Park Otel'deyim. Çok kalabalık olduğu için otel fiyatları çok pahalı ve yer yok. Evet. Burada çok farklı kültürler var. Suriyeli'nin Lazgesi'nden adam da var, Afganistan'dan da var. Irk olarak çoğu burada Lazca konuşuyor. Bir de Hemşin denen insanlar var. Onlar da Hemşince konuşuyor. Lazların sayısı 200 bin kişi. Karadeniz'de Hemşinlerin sayısı 20 bin. Benim buluşacağım asker arkadaşım da Hemşinli. Evet. Buradan da Kemal Paşa. Yarın belki kardeşimiz, bir tane hocam var, hocam o beni götürürse Batum'u gezip dönmeyi düşünüyorum. Anladım. Hamit abi, Asım hocam. Evet. Şöyle yapalım, sen kendini Galicia şehitlerine adamış bir isimsin. Türkiye'yi evet. Böyle dolaştığında aslında bir amacın var, herkese Galicia şehitlerini anlatıyorsun. Unutulmuş, evet. Unutulmuş şehitlerimiz. O konuda bir gelişme var mı? Her gittiğin yerde bununla ilgili çaba harcıyorsun. Gelişme yok. Neden? Ben gideceğim her makama gittim. Evet. Yani Çanakkale'de. Bir tek Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı'na gidemedim. Teftiş vardı. Fakat sonradan elime geçen belgelerden dolayı herhalde bizim kanunlarımızda veya İngilizlerle anlaşmalarımızda bazı şeyler var. Mesela
Anzak koyuyla Morto koyu arası 40 kilometre, burası İngiliz mezarlığı görünüyor. Evet. Ve burada mesela İngilizler 39 tane bekçi koyabiliyor. İstediği yapıyı yapabiliyor ve gümrüksüz 149 kişiye kadar orayı ziyaret edebiliyorlar. Yani bu artık devletler arası bir iş oldu. Fakat şuradan şunu yakaladım. İngilizlere İngiliz mezarlığı olarak verilen alanın hakkı olarak biz de Lviv'de en az 20 kilometrelik bir araziyi Türk şehitleri mezarlığı yapıp içine biz de istediğimiz tesisleri kurmamız lazım. O beni aşıyor. Belediye başkanı Allah nasip eder olursam tabii ki Galicia şehitlerine özel önem vereceğim. Ve bunun haricinde de bu şehitlerin başkomutanı olan Enver Paşa'nın mezarı İstanbul Şişli Abidiye Hürriyet Tepesi Adliye'nin bahçesinde olduğu zaman ilk olarak ziyareti orayı yapmayı düşünüyorum. Ve her Kurban ve Ramazan bayramında orada en iyi hafız, en iyi din adamları, en sağlam insanlarla oraya gidip dua etmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da Süleyman Demirel'in mezarına gideceğim, orada dua edeceğim. Çünkü Duşembe'den bu şehidimizi getiren rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'dir. Kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Peki Hamit abi, iki gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan'da Galicia şehitliğini ziyaret etti. Sen Türkiye'de Galicia şehitleri bilinmiyor diyorsun da, yani Dışişleri Bakanı şey. Aynı şey değil mi? Lviv'deki değil aynı şey. Şimdi bakın, insanlar şunu bilmiyor. Galicia denen yer Aydın büyüklüğünde, Edirne büyüklüğünde, Konya büyüklüğünde bir alan. Evet. Burası hepsi Galicia. Oraya gönderilen asker sayısı aslında 100 bin. Makedonya'ya 33 bin asker, Romanya'ya 33 bin asker ve 33 bin asker de Galicia'ya gönderilmiş. Polonya ve Ukrayna Lviv sınırları içinde. Bu kardeşlerimizin gittiği yerler imar olmuş, gelişmiş Avrupa Birliği topraklarına gidiyorlar. Ben diyorum ki siz Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne gidiyorsunuz. Ben Hacı Hüsrev Mahallesi'ne gidin diyorum. Siz Fatih'te Eminönü'ne gidiyorsunuz. Ben Sulu Kule'ye gidin diyorum. Yani benim dediğim bölgede hiçbir hizmet yok. Oraya giden yok. Orada şehitlerimizin hala 4000'i Hristiyan mezarlığında yatıyor. Çan sesi var. Hiç cami yok. Ve burada bir tane mescit dahi yaptıramadım. Ama bu arada Profesör Ayhan Şamandar diye bir kardeşimle tanıştım. Düzce Üniversitesi kendisi, İnşaat Fakültesi dekanı. Düzce'de de hayırlı işler yapıyor. Şu anda 5 tane cami yapıyor. İnşallah o kardeşimiz de günün birinde belediye başkanı olur. Zaten mühendis ve mühendislerin hocası. Onunla birlikte Lviv'e mutlaka Allah nasip ederse bu camiyi yapmayı düşünüyorum ve buna kilitlendim, yani vazgeçmiyorum yani. Evet. Şu an Ukrayna'da işler karışık, savaş hali var. Evet, yani var. Bu evet. Lviv'i de etkiliyordur herhalde. Yani Ukrayna topraklarında, çünkü sizin biraz daha şey, aynı sizin Aydın vilayeti gibi fazla etkilediğini sanmıyorum. Anladım. Nedeni şu, savaş orayı fazla etkilemiyor. Orada daha böyle şey insanlar var. Yani Alman yanlısı, daha böyle Avrupa yanlısı, daha da kültürlü. Bir şekilde onlar anlaşıyorlardır yani. Anladım. Mesela geçenlerde şunu öğrendim. Viyana diye bir yer var biliyorsun. Osmanlı gitmiş. Biz Osmanlı'da Viyana'yı da kimle karşılaştık? Karşıda Alman'la karşılaştık. Yani Viyana o günkü Alman İmparatorluğu'nun başkenti. Ama Galicia'da da Almanlarla birlikte Ruslara karşı savaştık. Sadece Enver Paşa'nın şöyle bir zeki hali var. Enver Paşa Hristiyan Almanya ile birlik olup Hristiyan Rusya ve İngiltere ile savaşmış. Şu anki bizim insanlarımız da Müslüman bir ülkeyle icabında şey yapıyor. Yani şu anki Müslümanlar birbirini şey yapıyor, eziyor. Ama Hristiyanlarla birlik oluyor. Yani Enver Paşa'nın uyanıklılığı şu. Ruslarla savaşmışız ama Almanlarla birlikte Ruslarla savaşmışız.
Yani Müslüman ülkeye vurmamışız. Enver Paşa okuyorum, her gün ilgimi çeken olayları var. Adam şehit olmuş, padişah damadı. Dünya malına gözü yok, şehit olduğunu bilen yok. Çok kahraman bir adam bana göre. Allah rahmet eylesin. Bu yeterince tarihte anlatılmıyor. Fakat Enver Paşa, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bir laf var ya, ben ruhunun benle Türkiye'nin her yerinde ve dünyanın her yerinde dolaştığına inanıyorum. Çünkü çok sıkışık durumlarda kalıyorum. Ummadığım yardımlar geliyor bana. Onun için bütün şehitlerimize tekrar dua ediyorum. Peki Hamit abi, yakın tarihte Adana'daydın. Adana hatıralarını evet. da dinleyelim. Orada da ilginç şimdi, anılarım var. Ben buraya niye geldim? Evet, ben aslında deprem bölgesine gidecektim. Evet. Deprem bölgesinde benim asker arkadaşlarım vardı. Aradım. Hı-hı. Kalacak yer ve kurban sıkıntısı bulamadığım için geçtim Adana'dan Feke'ye. Feke'de kurbanları kestim. Ondan sonra Saim Beyliği'ye geldim. Kimse Saim Beyliği'ye gitme dediler bana. Niye gitmeyeyim dedim. İşte gitme filan dediler. Sonra orada Ahmet Kaytancı diye bir kardeşimle şansa parkta tanıştık. Ahmet Bey'in amcasıyla Necmettin Erbakan'ın dedesi kardeş. Ve Ahmet Bey'in bölgesi Saim Beyli bir şehidin ismi. Saim Beyli şehit. 1920 yılında 567 gün orada savaş olmuş Ermenilerle. Sonra bizimkiler onları yenmiş ama ilk Türk kıyımı orada olmuş. 900 tane şehit vermişiz. Şehitlerden 40 tanesi de Saim Beyli adliyesinde görev yapan hakimler. Mesela bir tanesi Kadı Halil Efendi. Kadı Halil Efendi'nin karşılığı Ordinalis Profesör. Necmettin Erbakan'ın amcası da orada başkatip. Zorluyorlar işte bizim şu şeyleri imzalayın diyorlar. 1920 yılında imzalamıyorlar, hepsini şehit ediyorlar. Yani o belgeleri imzalasalar bizim sıkıntı olur yani. Hani bu Ermeni diasporasının dünyada yaydığı şeyler var ya, evet. 600 sayfalık. Bunun 200 sayfası Saim Beyli ile ilgili. Sonra gittim öğretmen evinde kaldım. Öğretmen evi eski adliye binası. Onu yıkmışlar. Orada 40 tane şehit var, öğretmen evi yapmışlar. Şehit adı verilen Adana Saim Beyliği'nin o günkü nüfusu 36 bin kişi. O zaman Osmaniye köy. Adana küçük bir yer, Sis adında da Kozan il. Ve 1924'te de Kozan milletvekilimiz Mareşal Fevzi Çakmak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adliyesinde 40 tane savcı, hakim, cumhuriyet savcısını şehit veren bir adliye kapatılmış, kaymakamlık var, adliye yok. Belediye başkanı seçilirsem tüm imkanlarımla uğraşacağım. Saim Beyli Adliyesi'ni Sancaktepe'nin halkının gayreti ve gücüyle yepyeni yapmayı düşünüyorum. Evet. Aslında sembol olarak bile o adliyenin yaşatılması lazım. Madem tabii, o kadar... Tabii. Evet. Biliyorsunuz yıllar önce bir tane terörist geldi. İstanbul Adliyesi'nde bir savcımızı şehit etti. Evet. Onun odası şu anda müze gibi koruma altında. 40 tane adliye mensubu şehit var. Ve 860 tane sivil halkı katletmişler. Şehit olmuş. Saim Beyli'de adliyeyi kapatmak demek o şehitlere... vefasızlık demektir. Bunu protesto ediyorum. Evet, Mehmet Selim Kiraz'dı sanırım savcı, şehit savcımızın ismi. Onu da Allah rahmet eylesin. Orada evet. Saim Beyli'de kuşlarla ilgili miydi abi? Böyle bir hatıram vardı. Ben Adana'ya indim. Evet. Adana sıcak, her yerde kırlangıç kuşu vardı. İlgimi çekti. Dedim ki ya bu kırlangıç kuşları enteresan. Su yok. Yolda kendine göre uçuyorlar. Bir dişi bir erkek var. Eş değiştirmiyorlar. Ölene kadar aynı kel aynak kuşları gibi. Evet. Erkek çöp taşıyor. Dişisi de yuva yapıyor. Ve sağlam. Kırlangıç kuşları Adana ve Kozan'da çok faydalı. Niye? Sivrisinek yakalıyor. Böcek yakalıyor. Ama aynı kırlangıç kuşları Yemen'de bu ara söyleyeyim Türk toprağı 1923'teki Lozan anlaşmalarında orada askerimiz var. Çekememişiz. Lozan Anlaşması'na girmemiş bir topraktır. Türkiye'nin yarısı kadar bir yerdir. Yemen Türk toprağıdır. Osmanlı toprağıdır. Ve ecdadımız devam etmektedir orada. Bunu da
Türk milletimize anlatmak zorundayım. Yemen'de de bu şeyler, kırlangıç kuşları kahve bitkisini yiyor. Kahve. Yani çekirge görevi görüyor, kahve tarlalarına zarar veriyor. Evet. Yani Türkiye'de yararlı, Yemen'de zararlı. Evet. Yani Sayın Bey'le bu kırlangıçlara ayrı bir özen, önem mi gösteriliyor? Ben onu... Yok. Sayın Bey'le kırlangıç fazla yok. Kelebek var. Kayseri'nin denizden yüksekliği 1055 metre, Sayın Bey'li 1050 metre. Tam böyle yayla, serin bir yer. Fethiye'de sıcak, Kozan'da sıcak, Adana çok sıcak. Evet. Orası yaşam ortamı çok güzel. Türkiye'de... Ben şöyle demek istiyorum. Mehmet Akif'in bir sözü var. Evet. Bir kitapta okudum. Mehmet Akif Ersoy biliyorsun Arnavut. Ben de Arnavut'um. Bir kısmım Tatar. Lazlık da var, Rizellik de var. Ama diyor ki şiirinde, ey Türk oğlu, seni yok etmenin en kestirme yolu senin seni aşağılamandır. Senin sana düşman olmandır. Senin sana şüphe ile batmandır. Bunu sakın unutma diyor Mehmet Akif Ersoy. Çoğu kardeşimiz de bunu bilmediğini sanıyorum. Mehmet Akif Ersoy da 1924 Burdur milletvekilimiz. Onu da rahmetle, minnetle tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyorum. Gazilerimize de dua ediyorum. Kalanların ellerinden öperim. Rahmetli olanların da Allah rahmet eylesin diliyorum. Allah rahmet eylesin. Abi bu sözü bir daha alabilir miyim? Çok harika ya. Tabii, çok güzel. Diyor ki Mehmet Akif Ersoy, ey Türk oğlu, yani Laz oğlu, Arnavut oğlu, Tatar oğlu demiyor. Ey Türk oğlu, seni yok etmenin en kestirme yolu senin seni aşağılamandır. Senin sana düşman olmandır. Senin sana şüphe ile batmandır. Bunu sakın unutma diyor. Biz birbirimizi aşağılamayacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz ve birbirimize şüphe ile bakmayacağız. Ben Mehmet abime samimi söylüyorum, hayatımı emniyet ederim. Bu kadar. Ama Hamit abi, sen öbür dünyada senin işin zor. Niye? Çünkü sen gittiğinde diyecekler ki, ey Hamit Puhaloğlu, sen Mehmet Aydın'ın sıcağında, büroda, o sıcakta gece gündüz çalışırken sen karış karış Anadolu'yu gezdin. Yani bunun hesabını bir ver diyecekler yani. Sen hiç düşünmedin mi? Anlatayım. Ben de böyle şey karış karış dolaşıyorum ama keyif yapmıyorum yani. Evet. Yani burası Hopa, Lviv bunun yanında Mekke'yi münemmere kalır. O kadar anlayın yani. Anladım. Burada bile Galiçe şehitlerini bu kardeşin anlatıyor. Peki. Yer Hopa. Lazca bilmiyor, Hemşince bilmiyor. Lviv'in başka versiyonu burası ve burada anlatıyor. Onun için ben Allah'a o hesabı veririm. Peki. Evet. Hamit abi, şimdi siyasete gelelim. Geçen gün biz de Aydın Denge Gazetesi'nde haberinizi yaptık. İstanbul Sancaktepe'de 2024 yerel seçimlerinde 7 ay sonra, 8 ay sonra bir yerel seçim var. Bu seçimde belediye başkanına adaysın. Böyle bir açıklaman oldu. Yani niye Sancaktepe? Oradan başlayalım. Evet. Şimdi şöyle arz edeyim. Ben Sancaktepe Belediyesi'nde, eskiden beldeydi. Hı hı. Yeni doğan olan yerde 13 yıl, Samandıra olan yerde de 3,5 yıl çalıştım. Evet. Bütün personel, yani Sancaktepe Belediyesi'nin Sarı Gazi sonradan geldi. %70'i benim iş arkadaşlarımdır. Yani belediye başkanı niye açıkladım şu. Ben bir kere Kastamonu'nun bir ilçesine gittim. Orada belediye başkanı zabıtaydı. Adam cesaret göstermiş, belediye başkanı olmuş. Çok iyi bir adam. Ben niye olamayayım dedim. Yani illa birilerine yalvarmak mı lazım? Halkın içinden gelen ve belediyeciliği de 27 yıl içinde öğrenmiş bir kardeşinizim. Dedim ki ben emekli olduğum, çalıştığım Sancaktepe Belediyesi'nden aday ben olayım dedim. Çünkü hem halkı tanıyorum, hem personeli tanıyorum. Şöyle bir belediyecilik yapmak istiyorum. Yani gardiyan belediyecilik değil de garson belediyecilik yapmak istiyorum. Açılımı şu: profesyoneller ayrıntılarda bütünü yakalayabilenlerdir.
zabıta ile seyyar satıcıları kovalayan değil, güler yüzlü personeliyle halka hizmet eden, halkın dualarıyla da hakka hizmet eden bir anlayışla paylaşa paylaşa, yani 24 saat halkın hizmetinde Allah rızası için çalışacağım diyorum. Ve örneklerimi de tarih kitaplarından vermek istemiyorum. Yani Hazreti Ömer adaleti, Hazreti Ali'nin cesareti, Hazreti Osman'ın nezaketi demiyorum. Allah bana fırsat verirse bunları ben 2024 yılında Sancaktepe'de uygulamayı düşünüyorum. Çalmayacağım, çaldırmayacağım. Yalan da söylemeyeceğim, yapamayacağım işi de yapamayacağım diyeceğim. İster seçerler, ister seçmezler, oy da istemeyeceğim. Ben de bu işe talibim diyeceğim. Allah dilerse bir kulunun işini mermere geçirir dişini. Allah bir kulunun dilemezse işini, muhallebi yerken 30 kırar 32 dişini. Yani ben de aday olacağım, takdir milletin. Olmasa bile ne dedim? Çalmayacağım, çaldırmayacağım. Ondan sonra halka hizmet edeceğim, vatandaşa güler yüzlü davranacağım. Örneği de şu anda Samsun Kavak Belediye Başkanı, tüm personel güler yüzlü. Şadi Yazıcı Tuzla, bu personel de yardımsever, güler yüzlü. Örnekleri var. Ben aslında, siz bana bağlanmasaydınız, ben buraya gelmeseydim, Büyükada Belediye Başkanı Erdem Gül'le şansa tanıştım. Tam benim zıttım biri. O da gazeteci olarak gideceğim. Ben ilk resmi ziyaretimi de Büyükada'ya yapmayı düşünüyorum ayın 20'sinde. Ben 28 tane belediye başkanıyla candan arkadaşıyım. 70 tane de belediye başkanıyla da samimiyetim var. Evet. Bu çok başarılı belediyelerin görüşü ne olursa olsun, A, B, C partisi fark etmez. Onların en iyi kadrolarını ve en iyi yaptığı işleri hem geziyorum hem öğreniyorum. Onları da Sancaktepe'de uygulamayı düşünüyorum. Mesela danışma yazmayacak girişte, danış diyecek. Okuma odası demeyecek, oku odası diyecek. Mesela rüşvet alan veren de melundur yazısını her müdürlüğe koyacağım girişte büyük puntalarla. Yani gerçek milli görüş belediyeciliğini birebir tanıyorum. Necmettin Erbakan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da tanıyorum. Ben de Allah'ın kuluyum, bunu uygulayacağım. Mecbur muyum zengin olma, meşhur olma? 1 lira param olmayacak, 100 bin liramla başlamışsam 100 bin lirayla belediye başkanlığını bırakacağım. 5 yıl sonra millet isterse aday olacağım. İstemezse de onların oyunu almak için onlara yağ çekmeyeceğim ve taviz vermeyeceğim. Mesela bu ara neler eksik? Mesela bağımlılarla ilgili Türkiye'de sıkıntı var. Evet. Yeşilay var, gidiyorum, yeterli bilgi vermiyor bana. Bader diye bir kurum var. Geçenlerde Büyükçekmece, Gürpınar'da gittik. Bunlar hayırlı çalışmalar yapıyor. O hayırlı çalışmalar yapan kardeşlerime de gücümün nispetinde destek olacağım. Ama bu arada doktora gittim, adam sigara içme zararlıdır diyor ama doktor bey sigara içiyor. Okula gidiyorum, öğretmen sigara içme diyor, kendisi içiyor. Camiye gidiyorum, imam diyor sigara içme, kendisi içiyor. Bana vaaz edip kendisi yapmayan hiçbir adamı da dinlemeyeceğim. Çünkü ben ne içki içiyorum ne sigara içiyorum. Evet. Hamit abi, ben satır arasından şunu yakaladım. Milli görüş anlayışı dedin. Siz adayınızı, evet, açıklarken bir parti söylemediniz. Söylemedim şimdi. Yani siz AK Parti'den mi, AK Parti'den mi adaysınız? Yeniden Refah'tan mı adaysınız? Onu diyeceğim. Evet. Şimdi ben AK Parti'de aday adayı olacak param yok. Evet. Diğerlerine yağ çekecek halim yok. Maaşım 10 bin lira. 20 bin lira olmadı. Yani 7.800 liradan 10 bin lira. Benim çevrem çok da beni misafir ediyorlar. Yoksa şu anda kaldığım otel 600 lira. Evet. Kasım Hoca'nın misafiriyim. Yoksa ben bunun altından kalkamam. Ben insana zamanında yatırım yaptığım için onun meyvelerini topluyorum. Ben aday adayı olacağıma adayım derim. Onlar bana yazılır. Gelir pazarlık ederler. Derler ki Hamit, sen belediyenin girişine rüşvet alan da veren de melundur hadisi şerifini yazabilirsin. Sen oku kitabı yazabilirsin, danış yazabilirsin ve istediğin bu güzellik şeylerde uygun olursa biz bunu uygularız, çalmayız, çaldırmayacağım diyorsun, biz buna sahip çıkarız. Bir önce bir konuşma yaptım sizden önce, bu
Tokat TV'deydi. Acemi halime geldi. İyi oldu. O da antrenman oldu. Orada yemeyeceğim, yedirmeyeceğim demişim. Bu cümle yanlış. Çünkü Mehmet abim geldiği zaman Sancaktepe'ye yedireceğim, yiyeceğiz. Yani eğer yemeyeceğim dersen açlıktan ölür, sudan başka bir şey ısmarlayamam sana. Evet. Kendi kendimi de bu arada şey yapıyorum, geliştirmeye çalışıyorum. Yani hatamı da söylüyorum, sevabımı da, günahımı da, yani rol yapmaya gerek yok. Öyle bir belediye başkanı olayım ki kitaplardan okumayalım. 2024 yılında bir Allah'ın kulu belediye başkanı oldu. Ölse bile Allah rahmet eylesin diye anılayım, örnek insan olayım. Mesela Adnan Kahveci gibi olmak istiyorum, bu kadar. Evet, Hamit abi, politikayı da öğrenmişsin bu arada. Benim soruma cevap vermedin. Yani bağımsız mı adaysın, bir partiden mi aday olacaksın? Partiler gelip evet, benimle pazarlık yapacak. Anladım dediğini. Evet. Teklif gelirse en iyi teklifi kullanmak isterim. Evet. Yani onların peşinden niye koşayım? Onlar benim peşinden koşsun. CHP ile AK Parti oy oranı 2 puan. 6.000 oy var. Hedefim 5.000 oy almak. 3.250 tane oy alırsam iki tarafı da hazır ola geçiririm. Anladım. Bu seçimden evet. Önce ama potansiyelimi ortaya koyarsam diyorsun. Ben öyle anladım. Tabii, yok yok, ben zaten ölüm 6.000 oy alır. Yani onda bir sıkıntı yok. Ben çünkü belediyede çok farklı işler yaptım. Bak Sancaktepe'de gazeteciler gitsin Hamit Puhaloğlu'nun yeni doğan mezarlığında 4 kişilik mezar yeri var. Puhaloğlu ailesi. Evet. O günün parası 6.000 lira. Bugünün parası belki 200.000 lira. İki kere para ödedim. Hem yeni doğan belediyesine ödedim, hem Büyükşehir'e ödedim. Ve tapu aldı sandım, 20 yıl kullanım belgesi yazıyor. Dünya malım yok. O örnektir benim için. Benimle birlikte işe başlayan personelin nesi var nesi yok açıklasınlar, ben de açıklayayım. Ben korkum yok. Şu an Sancaktepe Belediyesi iyi yönetilmiyor da mı siz böyle bir karar verdiniz? Ya da şöyle, ben farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağım demek için. Sayın hanımefendi iyi bir insan olabilir. Fakat paraşütle geldiği için hiçbir şey bilmiyor. Ne kadar yağcı, dalkavuk varsa ona peşinde başkanım başkanım diyor. Mesela örnek vereyim, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde iki belediye başkanından randevu alamadım. Bir Sancaktepe Belediye Başkanı şu anki Şeyma Hanım'dan. 6 tane orada kameralara bakar müracaatım var. Çünkü Sancaktepe Belediyesi, Kuzey Kıbrıs, Dipkarpas, Esentepe ve Alayköy belediyeleriyle kardeş belediye. Oralara da hala gidip geliyorum. Bilgi verecektim, bana randevu vermediler. Bir de Kartal Belediye Başkanı'ndan randevu alamadım. Türkiye'de en rahat çıktığım adam Büyükada Belediye Başkanı. Adama gittim. Ne koruması var, ne bir şey var. Adamı gördüm, belediye başkanı olduğuna da benzetemedim. Oturduğu koltuğa baktım, dökülüyor. O kadar zengin bir adadaki belediye başkanının haline acıdım. Eğer bana hediye koltuk moltuk getirirlerse, ben Erdem Gül Bey'e seçilirsem, benim oturma ve misafir odamı başkanlığı o büyük adaya hediye etmeyi düşünüyorum. Evet. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le de aranız iyi diyebiliyorum ben. Şimdi Mehmet Sekmen benim başkanım. Aram şöyle iyi değil, çok uyanık. Yani keskin akıl keramete kıç attırıyor. Yani ben Arnavut'um ama o benden çok uyanık. Hep bana gol atıyor. Ya bıktım gol yemekten. Mehmet Sekmen de Samandıra'nın ilk belediye başkanı olduğu için kazandığım zaman ilk ziyareti büyük ihtimal Erzurum'a yapabilirim. Mehmet... Ya ben Milli Gençlik Vakfı başkanıyım resmi. Belediyeye girmişim, işçi temsilcisiyim. Bana verdiği iş bok arabasında hortum tutmak. Bir de bana uyanıklık yapıyor. Ben de çok düzdüm o zaman. Ben seni nefsini terbiye ediyorum, mübarekleşeceksin diye bok arabasına koydu. 3 yıl bok çekmekten her tarafım bombok oldu. Onun için şiir yazdım. Boka bokla karşılık verirsek ortalık bombok olur. Biz inanan gerçek milli görüşçüler tahir suyuz. Bir gün geldiğimiz zaman kirli insanları, mikrop insanları inşallah temiz suyla yıkayacağız diyorum. Evet. Bu kelimeleri bir argo değil, bir şiir olarak da şey yapalım. Tabii. Bu ara ben buraya gelme nedenim şu, unuttum. Ben şimdi Sayın Bey diye kurban kesmeye gittim ya, 3 tane kardeşim bana kurban vekaleti verdi. Bir tanesi sağ olsun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. Evet. Bir tanesi Selman Esmeler, Elif Kağıt. İstanbul. Bu arada Selman Bey'le dün görüştüm. Sen dedi kazanırsan
Haftada bir belediyene geleceğim. Ücretsiz sana danışmanlık vereceğim. Çünkü Yeni Ad diye bir iş adamı, derneğinin başkanı. Bir de üzerine sosyal faaliyetlerde yardım edeceğim dedi. Şu anda benim baş danışmanım Selman Esmer Er'dir. Hamit abi aynı şeyi bana da söylemiştin galiba sen ya. Şimdi sana baş danışmanlık demedim. Sana belediye başkan yardımcılığı dedim. Anladım. Tamam. Benim işte garanti arada o zaman. Arada fark var baş danışmanlıkla. O peki, farklı. Peki. Ve ikinci olarak da, son olarak da Hasan Uzun var. Rize'de Beyçay'ın sahibi. Bir vekalette o verdi. Ben yani 10 kişiden kurban istedim. 3 kişi dönüş yaptı. Buradan da Hopa'dan da dönüşe başlayınca Rize'ye geçeceğim. Hasan Uzun başkanıma da bir hediye aldım, onu takdim edeceğim, teşekkür edeceğim. Hasan Uzun'un da özelliği şudur, internete girip girenler bulur, Şevki Yılmaz milletvekili olduğu zaman 2 yıllık bir sürede Rize Belediye Başkanlığı yapan kişinin adı Hasan Uzun'dur. Evet. Hamit abi, ben bütün anlattıklarından bu siyasi olarak sen yeniden Refah Partisi'ne daha yakınsın gibi geldi sanki bana. Yakınım da ulaşamıyorum Fatih Erbakan'a. Mehmet Altınöz açmıyor telefonunu. Bir Bekin Doğan açıyor. Peşinde mi koşayım? Yani yeniden Refah Partisi'nin 3 tane kilit adamı var. Bir tanesi Bekin Doğan. Ulaşıyorum. Suat Pamukçu'ya ulaşamıyorum. Erbakan'ın özel kalemi açmıyor. Seçimden önce açıyordu Hamitçim. Bir de İsmail Kızılgöz'e ulaşıyorum. GİK üyesi. İsmail Bey'in de sağlık sorunları var. Yani mecbur değilim yani yeniden Refah. Benim şöyle bir sıkıntım var. Çok mecbur kalırsam bağımsız girmeyi düşünüyorum. Birilerine sordum, bağımsız için ne kadar mal müdürlüğüne para yatıracağım? En yüksek devlet memurunun bürütü dedi. Bu çok eder. 150-200 bin lira. Evet. En düşük memur maaşının bürütü de 50-60 bin lira eder. Bu arada televizyonunuzun kanalıyla Hamit Boğaloğlu'na destek olacak sponsor da alıyorum. Karşılığında o sponsora hiçbir şey vaat etmiyorum. Hiçbir şey vermem. Peki. Böyle. Böyle Allah'ın yardım edecek adam varsa beni arayabilir. Senin üzerinden telefon vermiyorum. Sana teslim eder. Adam eğer niyetliyse alırsın. Kötü niyetliyse kovalarsın. Yok, lazım değil ben bana. Öyle bir aracılığa girmem. Hamit abi, bizim öyle bir misyonumuz yok. Evet. Sana yönlendiririz öyle bir şey olursa. Evet. İlginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben düşünürken Osmanlı niye yıkıldı diye düşündüm. Evet. Şimdi Osmanlı çok müthiş bir şey. Şu anda da Osmanlı düşünüyordu diye bir kitap okuyorum. Ekrem Şaman'ın karşımda, güzel bir kitap. Şimdi Osmanlı hep böyle banko işler yapmış. Ne yapmış? İpek yolunu ele geçirmiş. İpek yolu ne demek? Çin'den Viyana'ya kadar. İpek yolunda ne var? İşte kürk var, koyun, kuzu var, altın var, bilmem ne var, her şey var. Fakat baharat yolu var. Baharat yolu da Portekiz, İngiliz ve şeyler geçirmiş. İspanyollar ele geçirmiş baharat yolunu. Baharat yolunda da baharat var. Diyelim ki binlerce koyunun var, keçin var. Kesiyorsun, buzdolabı yok, elektrik yok. Ne yapacaksın? Tuz lazım, baharat lazım onların kokmaması için. İşte belediyecilikte rant işiyle uğraşanlar ipek yolunu ele geçirmek istiyor. Ben baharat yolunu ele geçirip vatandaşa hizmet etmek için Türkiye'de ilk ve en enteresan belediyeciliği Allah nasip ederse yapmayı düşünüyorum. Şu an mevcutlarda yok mu enteresan belediyecilik yapan Hamit abi? Şu anda var da bunların hepsinin bir şeyi var. Mesela korktuğu bir nokta var. Ben sadece Allah'a hesap veriyorum. Yani ben diyelim ki müfettiş geldi beni denetleme. Ben müfettişe yağ çekmem. Bütün istediği evrakları veririm. Suçum varsa da bana da ceza verebilir. O arada müfettiş bey işte otele gideceksin, yemek yiyeceksin, şurada çay içeceksin filan. Personel bile tahsis etmem ona. Gider, maaş veriyor devlet. Denetler. Denetledikten sonra doğru adamsan bana ödül verir. Yamuk adamsan ceza verir. Denetledikten sonra arkadaşım olur, ona en kral şekilde hizmet etmek benim için şereftir. Ama denetleme anında ona yağ çekemem. Anladım. Hamit abi, Sancaktepe'den biraz bahsetsen. Şimdi izleyicilerimiz... Sancaktepe 3 tane beldenin birleşiminden meydana gelmiş bir yer. Evet. Yeni bir belediye diyebilirim ben. Çok yeni bir belediye. Ama eskiden belde. Bir tanesi Samandıra, Sultanbeyli'den ayrılmış. Bir tanesi Ümraniye'den ayrılmış Sarıgazi,
Bir tanesi Kartal'dan ayrılmış Paşaköy diye bir yeri var. Bir de işte Yeni Doğan var. Bunlar birleşiyor. Sancaktepe Belediyesi oluyor. Sancaktepe Belediyesi'nde 72 millet insan var. Evet. En çok ağırlıklı mesela Ordulu var, Trabzonlu var, Erzurumlu var, Ağrılı var, Bingöllü var, Tunceli var. Ben zaten 30 yıl önce dedim ya, hani beni vidanjöre verdiler. O zaman kafayı taktım, ben buraya belediye başkanı olacağım dedim. Yavaş yavaş böyle sakin sakin 30 yıl çalıştım, şu anda açıkladım. Bunun içinde antrenman olsun diye Marmara Ereğlisi'nde aday oldum. Bir de Evreşe'de aday oldum. Siyasi tecrübe kazandım. Şöyle bir özellik var. Demiştim daha önce. 1453 İstanbul'un fethi. 1453'ü toplarsan 13 ediyor. Marmara Ereğlisi'nin harç sayısı 13. 571 peygamberin doğumu. 571'i de toplarsan 13 ediyor. Evreşe yollarının toplam harç sayısı da 13. Evreşe, Marmara Belediyesi, Marmara Ereğlisi Belediye ve Sancaktepe Belediyesi'nin harç sayısı 47. Ben ne oy aldım? Marmara Ereğlisi'nde 43 oy aldım. Evreşe Gelibolu'da da 4 oy aldım. Onların da toplamı 47 ediyor. Kendime göre bir işaret gördüm. Sancaktepe benim aday olacağım yerdir diye aday oldum. Çünkü Sancaktepe Belediyesi, Marmara Ereğlisi Belediye ve Evreşe'nin toplam harç sayısı 47'dir. Peki. Hamit abi, Evreşe'de 4 oy aldın ama Refah Partisi'nin oylarını yüzde kaç artırmışsın? 0'dan 4 aldım. Yani MHP 5 aldı 2014'te. Kendim oy kullanmadım. 5-5 olurdu. Annem kullansa 6-5, kız kardeşim kullansa 7-5, erkek kardeşim kullansa 8-5, bir de kızım kullansa 9-5, ona %90 da fark atardım. Bir de Saadet Partisi'nin adayıydım o zaman. Çay kahve ısmarladım. Benim Evreşe'deki seçmenim Sulu Kule seçmeni gibi. Roman. Evet. Yani çalgı, dümbelek, şarkı filan. Ben adama ilahi söylüyorum. Ancak bu kadar oy aldım. Anladım. Ben çay ısmarlıyorum. Benden bira istiyor. Ne yapayım yani? Peki sen... Bu sefer bağımsız olursam buradaki nüansları ayarlamayı düşünüyorum. Peki yani o nasıl bir kampanya olacak Sancaktepe'deki? Vallahi şöyle, başlığı şöyle: arayan bulamaz, bulanlarsa arayanlardır. Belediye başkanınız Hamit Puhaloğlu'dur. Bitti. Evet. Hamit abi, şöyle bir söz var ya, ya ben seni medeni cesaretin için tebrik ediyorum. Çünkü daha 2024 seçimlerine çok var ve Türkiye'de belki ilk defa adaylığını açıklayan, bir belediye başkanlığı adaylığını açıklayan, cesurca açıklayan, böyle arkadan, gıyıdan, kenardan dolanıp da böyle İmalı açıklamalar var değil, net bir şekilde ben Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na adayım diyen belki ilk isimsin. Bu yüzden tebrik ediyorum. Hani diyorlar ya, erken öten horozun kafasını keserler diye. Yavuz, bu saatten sonra benim 40 yıl önce kesmişler kafamı. Kalmamış ki, kuyruğum kalmış. Evet. Mühim değil yani. Yani sorun yok yani. Ben dibi gördüğüm için yani daha aşağı inemem yani. En dipten zıplamak istiyorum yani. Evet. Aynı şey gibi bu şey balıkları var ya, Van Gölü'nde yaşayan balıklar var. Evet. Bir de şey balıkları var, böyle kuzeye doğru yüzüyor. Onlar kuyruğundan itibaren zıplıyorlar. Kendi vücudunun 20 misli zıplıyor. Ne balığı ya, şu anda unuttum. Van Gölü balığı var işte. Yani ben de dipteyim ya, o balık gibi zıplayıp martılara, ayılara, işte kuşlara yem olmadan yumurtamı mecazi anlamda Sancaktepe sularına bırakıp, çünkü orası tatlı su, tuzlu suda yumurtalarım mahvolur. Benden sonraki belediye başkan adaylarını yetiştirecek okul, kuluçka makinesi yapmak istiyorum orayı. Anladım. Çok güzel tasvir ettin abi. Süremizin sonuna geldik Hamit abi. Evet. Son olarak söylemek istediklerini alalım, veda edelim. Mehmet Bey, tekrar seyircilerimize teşekkür ediyorum. Dilerse Allah gerçekten olur. Dilemezse olmaz. Ama ben gerçekten vatandaşa hizmet etmeyi düşünüyorum. Özel araba almayacağım. Koruma da kullanmayacağım. Halkın içinde dolaşacağım. Ben yamuk yapmadıktan sonra hiç kimse yamuk yapmaz diyor. Bir duayla sözlerimi bitiriyorum. Peki. Amin. Allah'ım bizi günahlarına çokça tövbe eden,
maddi ve manevi kirlerden temizlenen, ahiret gününde kendilerine korku ve hüzün olmayan salih kullarından eyle. Ya Rabbim rızkımıza bolluk ve bereket, bedenimize sağlık ve afiyet ver. Bizlere hayırlı ömür ve ecel nasip eyle, bizleri cehennem azabından koru. Amin diyen tüm seyircilerimizin de hayırlı dualarını ayrı ayrı kabul et, sağlık afiyet ver, sofralarına Halil İbrahim bereketi ver. Benim diğer videolarımı da izlemek isteyenler YouTube'a girer, Hamit Poğaloğlu yazar, Galicia, Den TV, işte belediye başkan adayı, onların toplamı bir şey oluyor. Yani birikim oluyor. Şöyle anlatayım. Ben Tomarza diye bir ilçeye gittim, bir atasözünün üzerine. Anastas Kabak Satsana diyor. Anastas bir kız ismi, kabak orada yetişen meyve, Satsana da pazarcı. Bunu tersten okursan da Anastas Kabak Satsana oluyor. Bu kabak bitkisi de mideye iyi gelen ilaç. Tomarza'da Kayseri'nin ilçesi. Bu şiir gibi yani. Anastas Kabak Satsana diyorum ya. Yani ben, Kavak ilçesi var. Tersten okuyorsun Kavak, tersten de Kavak. Hı. Ama V'den sonra okursan ne oluyor? Vak vak oluyor. Ben belediye başkanlığı yapacağım. Vak vak diye millete yağ çekmeyeceğim. Kimseye de kendimi güldürmeyeceğim. Kendimi de Allah'a ve sizlere emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de çıktığın bu yolda başarılar diliyoruz abi. Sadece bir oy, kendi oyunu alsam bile bence güzel bir başlangıç yaptın. Hakkında hayırlısı olsun. Hem Sancaktepe için hem sizin için. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Hopa'dan kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Bizden de selamlar. Evet değerli izleyiciler, bugün canlı yayın konuğumuz gazeteci yazar Hamit Puhaloğlu'ydu. Hamit abiyle hem ülkenin gündemini hem de kendisinin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adaylığını değerlendirdik. Yarın saat 13'te Güne Bakış'ta tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.